İçerik projesinde neler yapacağız onlarla ilgili konuşalım. Şimdi İçerik projesinde çocuklar şu şeyimiz var. Yine paylaştığımız ders notlarında 47. sayfada onu bulabilirsiniz. Veya buradan ekran fotoğrafını da alabilirsiniz. Veya direkt fotoğrafı bu sunumları indireceğiniz için bunları direkt copy paste yapabilirsiniz. Şu sayfalar, yani bu aslında tek bir sayfa çocuklar. Bir, iki, üçüncü sayfayı önce projenin baş kapak sayfası olarak bulunacak. Burada işte ad soyadınızı da yazarsınız. Numaranızı da yazarsınız. Zaten numaranıza göre bazı rakamları elde edeceğim. Şimdi yapacağımız çelik çatı. Geçen hafta dediğimiz gibi Türkiye'de en çok kullanılan çelik yapı tarzı diyelim. Zaten çatı üzerine ve çoğu çelik derslerinde de çelik çatı anlatılıyor, projelendiriliyor. Dolayısıyla biz de çelik çatı projesi üzerinden gideceğiz. Bunun birçok tipleri var tabii çatı tipinde ama biz iki tane örnek almışız mesela. Bu örneklerden trapez olanı biz proje kapsamında yapacağız. Çünkü daha kapsamlı. Dolayısıyla bizim yapacağımız tip B tipidir. Şu A tipi ise üçgen trapez sistem. Biz trapez olanı seçeceğiz. Herkes B tipini seçecek arkadaşlar. Herhangi bir yapının iki açıklığının üzerine oturan bir çatı olduğunu düşündük ki genelde de böyledir. Genellikle atölyeler gibi veya fabrikalar gibi veya depolar gibi büyük alanlar, büyük genişlikleri kapatmak için çelik çatı kullanılır. Dolayısıyla bu genişlik büyük olacağı için burada ahşap bir çatı yapmak sıkıntılı eğer üstte bir tam bir plak döşeme yoksa. Betonarme öngörülmeli çatıda tercih edilebiliyor ama o ekstradan fazla bir ağırlık olduğu için belki çok rüzgarlı yerlerde tercih edilebilir. Normalde pek mantıklı değil. O yüzden daha çok kullanılan, tercih edilen, mantıklı olan da çelik çatı. Çatıyı zaten mimarlık bilgisi dersinden biliyoruz elemanlarını falan. Fakat buradan da yine bir bakalım. İşte çatının karşıda önden görünüşü. Şurada planda üstten görünüşü arkadaşlar. Yapının yüksekliği aş imiş. Bu aş herkeste değişecek kendi numarasına göre. Yapının plandaki genişliği L'dir. Yani şurası çocuklar L'dir. Çatının plandaki şu genişliği L'dir. Derinlemesine uygunluğu yani burada bilgisayar ekranına doğru gider şu uygunluk L2. Şu gördüğümüz çizgiler bizim şunlar. Bunlar bizim çatı elemanının şu üst tarafı dikkat şu kısmı. Ki onlar neydi? Mertekler. Çatı sisteminin şu üst tarafı. Daha doğrusu bu çizgilerin her birinde çatı makasının olduğunu düşünebiliriz. Ha, normal ahşap çatılarda çatı makasının haricinde de mertekler vardı hatırlarsanız mimarlık yani makası her yere koymuyoruz. Fakat şimdi çelik yapıda çizgilerin olduğu yerde makasın da olduğunu bileceğiz ve ona göre makas boyutlandırmasını da ona göre yapacağız zaten. Çünkü çok aralıklı olduğu zaman zaten çelik elemanların profillerinin de çok büyük seçilmesi gerekiyor. Bu aralıkları neye göre seçeceğiz? Şu makasların aralıkları neye göre? Onun da yine basit hesapları var. Onları anlatayım. O basit hesaplara göre seçeceğiz. Yani acaba şurada planda görülen şu yatay çizgilerin arası ne olacak? O herkes de farklı olacak. Tabii şunlar da farklı olacak da neye göre farklı olacak? Yapacağımız hesaplara göre bileceğiz ki o aralıklarla çatı makasını şuna makas diyoruz. Çatı makasını yerleştirmemiz gerekiyor. Peki şunlar ne? Şu kısım. Hatta şurada da var. Bak şu
düşündüğünde de vardır. Biz burada çizmemişiz. Siz çizeceksiniz daha sonra anlatacağım. Şunun üzerinde de vardır yukarıdan baktığımız zaman. Bunun üzerinde de vardır. Onlar da aşıklar çocuklar. Yani düğüm noktalarındaki şu bilgisayar ekranına doğru giden düz elemanlar da yerleştirilecek. Onlar da aşıklar. Demek ki merkezler aşıkları böyle bir hatırladık. Şunlar ne çocuklar? Çatının önden görünüşünde görülen bunlar dikmeler. Bizim dikmelerimiz veya askılarımız. Altı boş olduğuna göre aslında buna askı demek daha mantıklı. Şunlar da diagonal kafes sistemin, diagonal destek elemanları. Demek ki şu çatı makası neyden oluşuyor? Şu alt başlık kısmı, üst başlık kısmı ki merkezlere tekabül ediyor. Düğüm noktalarında bize doğru gelen aşıklar ki bunları makas çözerken düğüm noktası olarak sadece görüp tanımlayacağız. Diagonaller ve düşey olan askılar veya dikmeler. İşte tüm bu mesafeler L1, L2'ler dahil, H1, H2'ler dahil. Burada H1, H2 neymiş? H1 trapezin yüksekliği. H2 de trapezin başlangıç yüksekliği diyelim. Başlangıç yüksekliği. A'lar neymiş? A'lar dikkat ederseniz yatayda, çocuklar yatayda, yatayda bizim dikmelerimiz arasındaki düşey elemanlarımız arasındaki mesafe. Bir de bunun eğimli yüzeydeki mesafesi vardır ki bunu zaten açıyla elde ederiz hemen. Eğer tüm bu rakamları biliyorsak o zaten açıdan çıkar. Ona da T diyeceğiz. Ona da T diyeceğiz. Demek ki A yatay mesafeler, T ise eğimli yüzeydeki mesafeler. Yani mertek üzerindeki mesafeler. Ki bu eğimli yüzey üzerine, mertekler üzerine çatının kaplaması yapılacak. Onun üzerinde de çatıya rüzgar yükü, kar yükü gibi normal kullanımda yükler gelmiş olacak. Yani yükler kaplamaya gelecek. Kaplama da merkezlere, oradan makas sistemine iletilmiş olacak çocuk. Şimdi devam edelim. İşte kafes açıklığı dediğimiz V1 mesafesi, şurası evet buna kafes açıklığı demek doğru. Şu rakamlarla elde edilecekmiş. Bu rakamlar ne? Burada E herkeste sabit 7. E herkeste sabit 7. Çünkü herkes, onun kataloğunu biz notlarda paylaştık. Alüminyum sandviç panel yapacağız. Bu neye göre değişiyor? Yaptığımız kaplamaya göre değişir ağırlığı. Tabii örneğin trapez, trapezoid levha, eternit, gaz beton gibi ya başka birçok kaplama çeşitleri var. Kaplamaya göre o kaplamanın ağırlığı değişecek. Yine ağırlığı değişecek. Bu kaplamaların broşürlerinde birim hacim ağırlıkları verilir. Ona göre biz onları etkileriz. Yani normal meslek hayatımızda bundan yararlanacaksınız. Fakat bu proje ödevinde sadece tek bir şey aldık. Diğer harfler, çocuklar, sizin öğrenci numaranızın son 3 rakamını temsil ediyor bu harfler. Son 3 rakamı hangi öğrenci numaranız? Buradaki misafir öğrenciler varsa da şimdi yaz okulunu alırken burada onlara bir numara verildi. O numara adı neyse o öğrenci numarasının son 3 rakamı. Çünkü öğrenci numaranızın son 3 rakamına göre bunları yerleştirip değeri buluyorsunuz. Çatı yüksekliği neydi hatırlayalım. Şu trapezin genel yüksekliği H1. Onu da bu ifadeden elde ediyorsunuz. H2, H1'in 5'te 1'i olacakmış. Yani şu başlangıç yüksekliğimiz. Başka yapı yüksekliğimiz. Yapı yüksekliğimiz niye önemli? Yapı yüksekliğimiz bizim rüzgar etkisini bulmak için önemli olacak. Dolayısıyla yapı yüksekliğine de yani şu aşı da siz yine numaranıza göre buradan bu bağlantıdan elde edeceksiniz. Yapı uzunluğu evet yani planda bizim çatımızın derinlemesine uzunluğu veya
karşı cephe görünüşte derinlemesine giden şu uzunluk. Orada yine bu bağıntıyla elde ediyoruz. İnşaat yerimiz niye önemli çocuklar? İnşaat yerimiz aslında noktasal olarak önemlidir. Yani büyük projelerde, önemli projelerde eldeki meteorolojik verileri eğer o noktalara göre kaydetmek veya özellikle rüzgar ölçümlerini veya meteorolojiden o bölgeye yakın yerlerdeki kayıtları almak istemek daha da mantıklı. Fakat genel itibariyle yapılan piyasa projelerinde ve bizim de burada yapacağımız şeyler il ve ilçeye göre alıyoruz onu. Yani yapımızın bulunduğu ilçe neresi? Deniz seviyesinden yüksekliği ne? Ona göre bir rüzgar etkisini tablolarda alıyoruz. TS498 demiştik geçen hafta. Yüklerin genel olarak bekleme için falan da geçerli yüklerin bulunduğu standart. Oradan elde ediyoruz. O yüzden inşaat yeri önemli. İnşaat yerimizde bizim sizin son iki rakamınızmış. Öğrenci numarası son iki rakamı. Son iki rakamınız mesela 0-0 ise 81 al. Yani 0-0 ise 81 olsun. Ama 84 ise 84-81'den 3 olsun. Yani çünkü 81 yıl var ya değil mi? Durmadan değişiyor. 81 yıl mı var çocuklar? Şu anda da. Dolayısıyla o 81'in ne denk gelecek şekilde yapın. Yani numaranız 90'sa mesela sizin şeyiniz 9 olacak. Ürününüz 9 olacak. Ya bir de aslında ürün belki şeyleri var. İlçeleri var. Şöyle. İlçelerin de rüzgar etkisi değişecek. Fakat biz sadece o merkez ildeymiş gibi projeyi yapacağız. Artık numaranız nereye denk geliyor? Aşık statik sistemi çocuklar, onu şimdi şuradan da bir söyleyelim. Aşık sistemi demek şu işte, bakın bir aşık. Bak görüyorsun değil mi? Şu bir aşık. Az önce demiştim. Şunun üstünden de, bunun üstünden de aslında derinlemesine bu tarafa giden aşıklarımız var. Onları bu proje kağıdı örneğinde çizmemişiz ama var. Bu aşıklar aslında nedir? Bir kiriş gibidir. Yani şöyle bu taraftan bakarsan, yandan bakarsan bir kiriş gibidir. Ve şu dikme ve diagonallerin üzerine oturmuş derinlemesine düşün. Onları mesnet edilmiş bir kiriş gibidir bu aşıklar. Dolayısıyla bu kiriş nasıl bir kiriş? Mesela sürekli kiriş mi? İzosizitik parçalara ayrılmış kiriş mi? Gerber kiriş mi? Bu şekilde tercih edilip projelendirme yapılır. Fakat uygulamasında da ona göre tabii yapacaksınız. Mesela bunun tam mesnetli statik sürekli bir kiriş olduğunu varsaydıysam ki aslında rüzgar etkisini büyütmesi açısından bu çok da iyi bir çözüm değil. Bu durumda şu noktalarda rigid bağlantı yapman gerekir uygulamada. Rigid bağlantı derken yani tam mesnete oturmuş gibi olacak aşı. O mesnette bir oynama olmaması için nasıl komple kaynaklama ve sıkı bronlama gibi olabilir. Ama eğer diyelim bunu izostatik parçalara ayrılmış bir kiriş olarak düşünürsen iki parçada bir mesela şuradan da kontrol yapıp yerver mapsalı gibi atman gerekecek. Yerver mapsalı nasıl yapacaksın? Bir parça aşık devam ediyor. Şimdi bir parça daha aşık. Birleşim yerini daha esnek ve az civatalı şekilde oynayacak şekilde ortalarda bir yerde artık orada yine hesapla gösterilebilir. Birleşim yapacaksın. Böylece ne olacak bu mesela? İki açıklıkta bir bu tarafa doğru giderken birleşim yapımı böyle hesabını da ona göre yapacaksınız gibi. Dolayısıyla burada basit giriş olabilir. Yani her birini şöyle birinden sabit bir yerinden hareketli. Bir yerinden hareketli bir yerinden sabit olacak şekilde. Yani bir yerde sinek bağlantılı bir bağlantı az bulonlu, oynar bulonlu gibi. Diğer tarafta ise çok bulonlu ve rigid kaynaklı gibi bir bağlantı yaparak basit kirişler halinde yani tek açıklıklı kirişler halinde yapabilirsin. Veya komple sürekli bir kiriş olarak yapabilirsin. Çok da aslında ben bunu tavsiye etmiyorum. Fakat proje kapsamında bunu yapacağız. Niye bunu yapacağız? Çünkü onun direkt ifadesini kullanmak için.
Yani moment hesaplarla ayrıyetten de yapmayalım diye. Çünkü amacımız o değil. Çıkartılmış moment hesaplarını kullanmak için. Ha, basit giriş olsaydı da yapamaz mıydık? Yapabilirdik ama bu şekilde tercih ettik. İşte veya gerbent girişi, az önce söylediğimiz gibi gerbent girişi de yapabiliriz. Şöyle mesela 2-3 açıklıkta bir gerbent girişi de yapabiliriz. Yani o fark etmez. Nasıl tasarladıysan. Demek ki 3 daha bir olabilir açıklar için. Biz bunlardan sürekli giriş durumunu seçmişiz. Birleşim elemanı olarak da perçin, blon, kaynak kullanılabilir. Genelde blon ya da kaynak tercih ediliyor. Hatta genelde uygulamasında kaynak tercih ediliyor. Fakat o işçiliğinde iyi olması lazım tabii. Dolayısıyla biz de projede kaynak olarak birleşim elemanına kabul ettik. Çatı ölçüsü az önce söylediğim gibi. Bu şekilde demek ki şeyin başlangıç, projenizin başlangıcı bu şekilde olacak. Burada işte plaka numaralarını verdik. Yine bulursunuz tabii istersen de. Sizin son iki numaranız neyse o şehrin merkezin işte o şehri dikkate alacaksınız. Ha, burada demişiz zaten 81'i geçiyordu. 81'den çıkaracaksın demişiz. 98'de mesela benim 17 olur. 0-0'sa da 81'e al. Tamam mı? 0-0'sa da 81'e al. Onu da buraya ekmek lazım aslında. çelik çatı sistemleri hakkında öğretildi. Az önce verdiğim şekillerinden ama yine burayı bir okuyalım. Diyor ki çelik çatı sistemleri aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. Kafes girişler, makaslar, az öncekini hatırlayın. Peki bu makaslar neyden oluşuyor? Yine az önceki şekilde hatırlayın çocuklar. Alt başlık elemanları demiştik değil mi? Şöyle yatay giden. Alt başlık elemanları şöyle aşık, mertekler olarak giden şöyle. Bunlar üst başlık elemanları. Düşme elemanları veya askı elemanları şöyle düşey olanlardı ve diagonal elemanlar çapraz dikmelere destek olan elemanlardı. Bir diğeri aşıklar idi. Aşıklar derinlemesine karşıdan baktığında derinlemesine dikmelerin üzerinden o tarafa doğru gidiyor. Gergi elemanlarını burada göstermedik. O yeri gelince şekillerinden gösterebiliriz. Stabilite elemanları bu da çatının stabilitesini sağlamak için uzun çatılarda yapılıyor. Bir proje kapsamında onu almayacağız. Çatının eğimli yüzeyine çaprazlar atılıyor. Tıpkı nasıl diagonaller vardı karşıdan görmüştük. Eğimli yüzeyde de bazı makaslar arasına 3-5 makasla bir çatının uzunluğuna, rüzgarın durumuna göre stabilite bağlantıları yapılabilir. Mesnetler, mesnet bölgeleri yani çatının bir bütün olarak iki uçta oturduğu mesnet. Bir de elemanların mesnetlenmesi. Onlar da geçen hafta örneklerini yaptığımız gibi bayrak levhaları dediğimiz şeylerle bir noktası mesnetlemeleri diyebiliriz. Çatı örtüsünden de biraz bahsedelim. Bunlar nelerden yapılmış normal pratikte? Profil tiplerini geçen hafta görmüştük. Hangi profillerden? İşte örneğin bu elemanlar, yani makasın elemanları diyelim bunlara. Bunlara biz kafes girişim, makasın elemanları. O makasın elemanları nelerden yapılabilirmiş? Kornierden yapılabilirmiş hepsi. Veya sırt sırta vermiş kornierden, şu iki de. Şöyle sırtta vermiş kornierden yapılabilirmiş. Veya K'den yani yarım U profilinden yapılabilirmiş. Veya U profilinden en çok tercih edilen de bu. U profilinden yapılabilirmiş. Daha doğrusu dikmeler kornierle işte alt başlık üst başlık falan U profiliyle daha çok tercih edilmiş. Aşıklar yani dinlemesine giden o aşıklar neyden yapılabilirmiş? C ya da U profilleri mi yapılabilirmiş? Çok yaygın değil. Yine orada da en çok tercih edilen U girişleridir. Gergi elemanları normal bildiğimiz dolap çeliğinden yapılır. Yine eğimli yüzeyde yapılan az önceki stabilite bağlantıları profillerle yapılır. O daha güçlüdür. Gergi elemanları da daha ufak çapta değil.
yüzeyde yine aynı mantıkla yapılan elemanlardır. Donatı çeliğinden kaynaklanır. Onu da göreceğiz. Stabil elemanları az önce dediğim gibi işte profilden yapılır. Kornierden. Veya bazı durumlarda daha basit işlerde lamalardan. Lamalar neydi? İşte daha böyle çubuk tarzında çelik çubuklar. Dikdörtgen gibi. Yatay ve düşey olarak da bunlar yapılabilir. Bir de derinlemesine giden makaslar arasında böyle dikkat çeken derinlemesine doğru stabilize bağlantıları vardır. Yine çakının uzunluğuna göre bu olur. Onlara biz yapmayacağız. Onlara daha detaylı çatılarda, büyük çatılarda diyebiliriz. Aslında sizin numaranıza göre çatınızın yapılması da gerekiyor olabilir ama biz onları mimar süreçinde de biraz görmüştük ama çok detayına girmeyeceğiz. İşte mesnet kısımları levhalar veya lamalardan yapılır. Bolonlar kullanılır veya kaynaklar kullanılır. Ama bir tarafında bolon, bir tarafında kaynak yapılırsa mesela daha bir sabit bir hareketli mesnet gibi çatıyı oturtabilir, daha mantıklı olur. Bir de birleşimlerde şükür, sinek birleşimler tabii labir olmamak şartıyla yani bir tarafı sabit olacak ve bir tarafı sinek olacak. Tercih etmekte fayda var sinek birleşimler çünkü oynaması vasıtasıyla özellikle aşırı şiddetli rüzgarlar ve deprem durumunda daha çok enerji tüketebilir. Ama hep rigid olsa oynamayacak bir sistem bir bütün olarak sorulanacak. O zaman sistemin çok güçlü olması lazım. Daha pahalı bir çözüm olur. Ama daha ekonomik ve emniyetli bir çözüm olarak sinek birleşimler tercih edilebilir. Bu durumda civataların biraz oynaması gelişmesi yapılan orada da yine bir tabii tamamen sökülüp kopmayacak tarzda da onu inşa ve hesap yapmak gerekir. Enerji tüketmesi söz konusu olacaktır. Bunlar aslında birbirinden türer veya hepsi lamalardan oluşturulabilir. Örneğin lama dediğimiz işte dikdörtgen çubuklar gibi yani kesili de dikdörtgen uzunlamakla buraya gidiyor. Çelik çubuklar iki lamayı böyle birleştirirse L olur. Bu L'leri sırt sırta yaparsan mesela 2 L olur ters çevirip düşünürsen mesela T olur. Bu T'yi tekrar şu eksene göre simetriğini alıp da birleştirirsen I olur. Bunun bir tarafını y eksenine göre alırsan u olur gibi. Aslında bu profillerin hepsi birbirinden türüyor. Yani bir u profilinde örneğin hepsi vardır. U profilinin şöyle kesilmesi işte l'yi oluşturur, böyle kesilmesi t'yi oluşturur, böyle kesilmesi u'yu oluşturur gibi düşünebiliriz ki genelde kullandığımız ilk derslerden hatırlayın profil tipleri de bunlardır zaten. Yani çatı örtüsü aslında hem taşıyıcı hem taşınan biraz arada bir şey. Yüklerin ilk geldiği kar yükü gibi, rüzgar yükü gibi yer karşı durumları ilk karşılayan eleman ama daha çok o karşılaması yayma açısından, onlara hemen iletmesi açısından. Ama kendisi de bir ağırlık olarak, bir yük olarak aynı zamanda arada bir eleman gibi. İşte şurada bakın buradan çok daha iyi her şey görülüyor. Bizim makasımız görüyorsunuz. Mesela bu makası neyle yapmış? Bu T ile yapmış. Bak, üst başlığı T ile yapmış. Bak görüyorsunuz. T profiliyle. Aşıkları bak bunlar aşıklar. Bunları unutmayacaksınız hiç. Aşıkları neyle yapmış? Bak U profiliyle yapmış. Görüyorsunuz. U profiliyle yapmış. Üstüne çatı örtüsü mesela yapmış. Gibi. Çatıyı iki mesleğe nasıl oturtmuş? Bir tarafını rigid bir birleşimle kaynaklarla iyice kaynaklayıp mesela ayak tarafına sabit. Bir tarafını daha böyle oynar tarzda daha hafif kulonlu gibi yapmış. Böylece hem labil olmasını engellemiş. İki tarafını da oynar yapsa labil olacak. Hem de iki tarafını rigid yapsa sistemin çok zorlanmasını önlemiş. En iyi çözüm bu. Peki başka yere geçtik. Bakın burası çok önemli. İyi dinleyin. Aşıkların da bir çünkü projelendirmesini yapacağız. Bak buradan baktığım zaman bu nedir? Şu aşığı görüyorsun. Bildiğin bir kiriştir değil mi? Bildiğin bir kiriştir. Oraya öyle bir kiriş yapmıştır. Ve bu kirişin çocuklar mesnetleri nedir? Burası çok önemli. Mesnetleri nedir? Bakın şurada bir makas var. Bu makas şu aşığın mesnedi, yani aşığın dayandığı, yükleri ilettiği D
destek noktası. Nereden destekliyorsun? Burada bir makas var, bir desteği orası. Şurada bir makas var, öbür desteği burası gibi. Bakın bu da bir makas. Bu da bir makas, bu da bir makas. Aşık bu makaslar üzerine oturduğu için aşığın mesnetleri bu makaslar olmuş oluyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda şu mesnetlere göre sürekli bir aşık yaptıysam ben bunu diyelim böyle 30 metrelik bir aşık. Ha bak mesela geçen haftaya da bağlantı kuralım. 30 metrelik bir profil var mı? Yok. 30 metrelik profili nasıl yapıyorsun? Mesela 15 metrelik var en fazla. 15 metre, 15 metre gibi yapıyorsun ve bunları birleştiriyor. İşte o birleşim yeri, geçen hafta bunun örneklerini gördüğümüz kiriş birleştirme örnekleri. Kiriş birleştirme örneklerini hesaplarını yapmıştık. O şekilde birleştiriliyor o bölgede. Böylece bütün bir kiriş oluyor. Misal. Ha ben şimdi çelik çatı da bizim tercih ettiğimiz sürekli bir kiriş. Dolayısıyla sizin bu açıklığınız ki L2'ydi bu. Sizin bu açıklığınız kaç metre olursa olsun siz bu aşığı sürekli bir aşık olarak alıp hesap yapacağız. Veya ne yapabiliriz çocuklar? Şu kısımda bakın bir de şu aşığın mesleğiyle şu meslekleri karıştırmayın çocuklar. Bakın burası çok önemli. Mesela şuradaki aşık için meslek gösterebilir misin bana? Makasların kendisidir o meslek. Şu meslekler ise bu makasın dikmesidir. O açıklar iyi değil. Aşığın mesnedi makasın dikmesi. Dikme kısmına geliyor bak. Bu aşığı oturturken şuraya sabit, ya şuradan anlatayım. Şuraya sabit yaptın. Şuraya hareketli yaptın. Kestin. Yani bu kadar uzunlukta bir aşık kullandın. Sonra buradaki aşığa da diyelim buraya hareketli yaptın. Buraya sabit yaptın. Bu kadarlık bir aşık kullandın. Gibi yaparsan ne olur bu? Basit kirişli aşık olur. Her biri tek açıklıklı basit kirişten oluşan bir aşık sistemi olur. Daha mı iyidir? Aslında daha da enerji yükme açısından, ekonomik bir açısından falan daha iyidir. Fakat ekonomik açıklıklısından şöyle kötüdür. Böyle yaptığı zaman çocuklar dikkat edin. Dikkat edin. Bunu tam imanlık ilgisinden biliyoruz. Bunlar çok aslında bence o hesap kitaptan daha önemli yorumlar bunlar yani iyi dinleyin. Böyle yaptığı zaman çocuklar benim profilimin daha büyük olması gerekir. Neden daha büyük olması gerekir? Buna sürekli kiriş yaptığı zaman profilimin daha küçük olması yeterlidir. Daha şey olması narin olması diyelim. Az teknikli olması yeterli ve daha ekonomik. Niye? Çünkü sistemde hiperstatiklik arttıkça sistem yan elemanlarla destekli bir sistem haline geldikçe ki bu giriş komple bir giriş olduğu zaman her göz, her açıklık onun bir parçası ve birbirini destekliyor anlamındadır. O zaman o eleman daha küçük bir eleman olabilir. Ama sistem izlem statik değiştikçe, yani tek hale geldikçe, yani burası tek bir giriş, burası tek bir giriş, burası tek bir giriş, o zaman orada daha aynı yükü daha kalın bir elemanla taşımak zorunda kalabilir. Dolayısıyla bu fiziksel bir kuraldır. Bu kurala içtimaren biz ve piyasada da genelde şura komple sürekli kiriş olarak yapılabilen işçiliği daha. O yüzden de bir proje kapsamında sürekli kiriş yapıyoruz. Ha, hesabı ve uygulamayı doğru yaparsan sıkıntı yok ama ek bir emniyeti olsun, daha da böyle emniyetli olsun falan, sünek olsun, deprem anında, rüzgar anında falan çatı göçmesin, oynatsın falan ama daha çok enerji tüketsin dersen aslında daha iyi çözüm bunları basit mesnet yapmak. Ama biraz daha pahalı oldu. Hem işçilik açısından hem de profilin kendi abatları açısından. Çünkü her noktada ona meslek yaptıracaksın gibi. Bir başka çözüm neydi? Çünkü demek ki bir aşıklar sürekli bir giriş olabilir diye basit girişlerden müteşekkil olabilirdi.
veya Gerber kirişi olabilir. Gerber kirişi ne? Örneğin idiosakit doğum, hipersakit doğum nasıl tercih ettiysen, örneğin şu iki açıklık şuraya bir mahsal yaptı. Ne oldu? Bir açıklıklı, bir konsollu idiosakit bir Gerber kirişi oldu. Bunu da aynı şekilde yaptım. Buradan bu sefer konsol, burası açıklık gibi. Veya efendim mouse gözükmüyor ama. Mouse gözüküyor dediler az önce çocuklar ya. Bilmiyorum. Kayboldum. Şimdi gözüküyor mu? Yok, şu anda gözükmüyor. Şimdi gözüküyor mu? Yok hocam, gözükmüyor. Neyse, belki gözükmeye çalışıyor çocuklar. Tamam. Anlattığım yer belli zaten. Oradan bakın şu açıktan bahsediyorum. Ya da şöyle bir zaman, bu da küçük bir zamanda daha küçük göreceksiniz. Şu açıktan bahsediyorum sizden. Şu açıkta şu kısım şimdi görüyorsunuz mantığı değil mi? Görüyor musunuz mantığı? Şu kısım basit giriş, şuradan gerber mahsalını atarsam basit ve konsoldan oluşan bir sistem olur. Şurada yine gerber mahsalıyla şu konsol, şu açıklık olursa yine konsol ve açıklıktan oluşan bir idiosakit giriş olur gibi. Veya bir iki açıklık gidip şuradan mahsalı atarsam hiperstatik bir gerber giriş olur. Sonuç itibariyle bir gerber çözüm olur ikisi. Hesaplanması farklı olacak. Peki mahsal nasıl atacağım ya da kirişi nasıl yapacağım? O zaman bu aşık mesela şu boyda bir aşık olacak, öbürü bu boyda bir aşık olacak falan. Bunlar da birleşecek. Nasıl birleşecek? Mahsalla birleşecek. Yani yine orada sinek oynar bir birleşim yapmış olacağım gibi düşünebiliriz. Yani tam aslında birbirleriyle birbirini zorlamayacak bir birleşim yapmam gerekecek. Evet, burada da bakın yine biraz elemanları da gösteriyoruz. Bakın işte şu benim yine aşıklarım bu tarafa doğru gidecek. Şu üzerindeki çatı örtücü makas elemanım. Bakın işte şuna gerginlerim, bak görüyorsun. Şu eğimli yüzeyde, şuradan daha iyi. Eğimli yüzeyde şöyle gergiler yapmışım. Şöyle gergiler yapmışım. Nasıl yapmışım? Donatı çeliğini eğimli yüzeyde şu aşıkla bu aşık arasına mesela böyle kaynaklamışım. Buradan da kaynaklamışım, buradan da kaynaklamışım. Gerdiriyorum. Bunu niye yapmışım? Bu aslında çok ekonomik bir çözümle büyük profil kullanmaktan beni kurtarıyor. Nasıl? Örneğin şurada sürekli bir kiriş yaptım ben. Bu kirişin meslekleri şunlar değil mi? Şunlar. Meslekler yani şu bunlar derken şey şu makasın şu bölge şuradan anlatayım. Makasın şurası bir meslek, makasın burası bir meslek, burası bir meslek, burası bir meslektir. Fakat ekstradan dikkat ederseniz şöyle gelgi yaptığım zaman bakın ekstradan burada da bir meslek kazanmış oldum. Bu meslek, bu gelgi yaptığım meslek benim aşığımın eğik düzlemde şöyle bombelenmesini önlüyor. O yüzden gergi deniyorlar. Eğik düzlemde böyle bombelenmesini önlüyor ve ona bir destek veriyor. Dolayısıyla belki bu gergiyi yapmasam aşırım diyelim I200'de yapmak zorundayım. Ama gergiyi yaptığım için diyelim I180 kurtaracak. Bunların hesaplarına bakacağız. Demek ki bu gerginin mantığı bu. Neymiş? Aşığın şu yönde şöyle aşığın şöyle bombelenmesini, çocuklar şöyle bombelenmesini engellemiş oluyor ve daha küçük bir aşık genelde kullanmamızı sağlayabiliyor. Şurada stabilite elemanı, bak stabilite elemanı söylemiştim, onun örneğini bak görüyorsun. Bakın gergiyle aynı şekilde eğik düzleme yapılıyor. Gergiyle aynı şekilde eğik düzleme yapılıyor. Fakat bu daha kalıcı profil elemanıyla yapılıyor. Ve her yere yapılmıyor. Bak mesela iki makas arasına yapmış. Bir, iki makas atlamış, iki aralık atlamış. Sonra yine yapmış gibi.
uçakının uzunluğuna, rüzgarın şiddetine göre belirli aralıklarla yapılan ve stabiliteyi sağlayan, çatının rüzgarla böyle oynamasını engelleyen bir eleman tipi. Şu gergilerle karıştırmamak lazım. Gergilerde daha onun daha basit dediğinin yine eğitici yapılıyor. Çelik çerçevesinin geometrik özetlerini belirlenmesi. Diyor ki aşık aralıklarının çatı ölçüsüne bağlı olarak belirlenmesi. Yok yanıyor. Çatı ölçüsünü taşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çünkü çatı ölçüsü önce nereye geliyor? Hayal edin. Aşıklara geliyor. Oradan merteklere, makas üstlerine gelecek. Oradan dikmelere falan. Çatı sistemi toplam maliyeti içinde önemli bir yer tutan aşık elemanlarının sayısını en aza indirmek amacıyla çatı ölçüsünün taşıma kapasitesine maksimum oranda yararlanılır. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Şimdi şuradan bakalım. Yükler buraya gelecek çatı ölçüsü. Senin çatı örtün daha narin diyelim, az mukavim, az dayanıklı bir şeyse şu aşıkları daha sık yapman gerekir. Görüyoruz. Çatı örtüsünün merkezi bu sefer ne? Aşıklar. Aşıkları sık yapman demek aslında makasları da böyle dikmelerini falan sık yapman demek. Her şeyi artırıyor. Çok büyük maliyet. Değil mi? Onun yerine çatı örtün daha sağlam olsa bir sürü profilden kâr edeceğiz. Anladın mı? Dolayısıyla burada işte ekonomi, maliyet falan filan onları iyice bir düşünmek lazım. Artık piyasada çalışırken onlara bakarsınız da neyse. Ona göre birden fazla hesap yaparsınız hatta, değil mi? Şu çatı ölçüsü kullandığımda benim çatım profillerle birlikte dizayn et. Şu masrafa geliyor, bunu kullandığımda bu masrafa geliyor gibi. Orada bir tercih yapmak lazım. Ama mantık bu. Çatı ölçüsü mukavim oldukça şu aralıkları daha çok açabiliriz. Bu da tüm sistemin çok daha ucuza gelmesini sağlıyor gibi. Çatı ölçüsü ana taşıyıcı eleman olmakla olmamakla birlikte işte dedi ikinci bir taşıyıcı eleman diye geçerek kar, rüzgar, buz, insan gibi yüklere direkt olarak maruz kalması ve bu yükleri yeterli güvenlikle aşık elemanlarını aktarması nedeniyle ikinci taşıyıcı eleman olarak adlandırılabilir. Çatı örtüsünün çeşitliliği nedeniyle örtülerin uygulama şekilleri ve yük taşıma kapasitelerine bağlı olarak geçebilecekleri maksimum açıklık değerleri ilgili firmalar tarafından verilen teknik kataloglardan yararlanarak belirlenir. Ki bunu söylemiştim. Burada bir örneğini kullanacağız. Buna göre öncelikle çatı örtüsünün maruz kalacağı maksimum yük belirlenir. Rüzgar ve kar yükleri için ST498 işte kar ve rüzgar içinde ayrı ayrı da var yine. Standartları esas alınmalıdır. Daha sonra bu yüke bağlı olarak örtülerin geçebilecekleri en büyük aşık aralığı araştırılır. Demek ki gelen bir yükü bulacaksın. Neye göre? Yük standartlarına. Yük standartlarına göre yükü buldun. Örtünün özelliğini kataloğundan aldın. O yükü bu örtünün taşıması için ne kadar aralıkta aşık koyman gerekir onu hesaplıyor. Ona göre de tüm çatının dizaynı çıkacak. Çünkü aşık aralıklarını bilmeden şu tarafları bilmeden nerelere dikme yapacaksın, makasın şu ağası tersi ne olacak falan bilemeyeceksin, değil mi? Ona bağlı olur. Örnek hesap çatı örtüsü yükü. Alüminyum sandviç panel için bizim broşürdeki kullanacağımız bu. Sizin de projede kullanacağımız bu. İlgili teknik broşürden seçilen 50 mm polyester dolgu kalınlığı için mesela oradan seçilir. Bu hepiniz de aynı olacak. B örtü demek ki 4.1 kilogram bölü metrekare. Başka bir kaplama olsaydı, örtü olsaydı başka bir şey olacaktı. Onu oradan alacaktım. Bizim şeyde projemizde bu aynı. 4.4 kilogram metrekare demek ki 4 kiloluk bir yük geliyor. İşte neydi bu? Örtünün kendi yükü. Örnek projemizde de burada örnek projeyle alıyoruz. Ve örnek projenin hatalarını da gösteriyoruz. Az önce örnek proje komisyonu yapıştırdığım için de onlar da var zaten. Kar yükü proje inşaat yerine göre kar yükü belirliyoruz. Kar yükü yerine göre.
Mesela balık etmiş. Berrakımına göre. Berrakımı 150 imiş. Merkezin rakımı. O zaman 498'in Karyüzü kablosundan ki onu bir paylaşacağız. Bir de haritası var ama haritası hiç yanıltabiliyor insanı. O yüzden tabloyu kullanmak daha iyi. O yüzden haritayı çizmişim. Tablosundan Karyüzü'nü oradan bulacaksın. 75. Şimdi başka bir şey olacak. Bu da neymiş? Metrekare. Yani çatı eğimli yüzeyine, Karyüzü eğimli yüzeyine geliyor ya. O eğimli yüzeyin metrekaresine ne kadar yük geliyor Karyüzü olarak? O eğimli yüzeyin kendi ağırlığı ne? Bak kendi ağırlığı neymiş metrekaresine? 4 kiloymuş. Ama genel Karyüzü neymiş? Mesela orada Balıkesir'de bile 75'miş. Düşünün yani diyor. Bir de buz yükü. Buz da rakıma bağlı. Yani her yerde mesela Balıkesir'de buz yükünü hesaplamana gerek yok. Ama doğuda, güneydoğuda onu kalıcı bir yük gibi hesaplaman gerekir. Diyor ki balık kültürünün rakımı 150'ymiş zaten merkezinin. Rakıma göre buz yükü. Dolayısıyla TSE'de o 400'den küçük olduğu öyle demiş ki sınıra öyle kabul etmişiz işte. 400'den küçük yerlerde, rakımın 400'den küçük olduğu yerlerde buz yükü almaya gerek yok. 400'den büyük olduğu yerlerde rakıma göre ona hesaplayacağız. Aslında öyle ama genel bir şey alacağız. Orada pratik bir şey unutup bakayım. Tek bir rakam alacağız. 400 metre olması halinde 498'de yine şuna izin verilmiş. Buz yükünü 21. Yani buz yükü çıktıysa sende rakım yani 400'den büyükse ekstradan bir 20 metrekareye 21 kilogram koyacaksın. Herkes de aynı. Ha, bu aslında çok doğru değil işin açıkçası. Ama TSE buna izin veriyor. Biz de etapta bunu yapıyoruz. Yani senin rakımın 500 ise de 21 alacaksın. 1000 ise de 21 alacaksın diye kısaca söyleyebiliriz. Metrekareye. Ha, şimdi mesela ne oldu? Çatı örtüsü 4 geldi. Kar yükü 75 geldi. Buz olsaydı ki olsun mesela 21'de o gelecek gibi.